Günaydın arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Valla Sunay'da yedik, içtik, oturduk biraz, muhabbet ettik. Abla dedi, ne oturayım dedi, kalk seni bir gezdireyim dedi bana. Bakalım beni nereye götürecek, gezmeye de yer fındık bahçesi var bizde işte. Böyle bir patika yol var, geç önüme kız, nereye götüreceğim beni ha? Hadi bakalım. Abla, bu yollarda ben çok ömrüm gitti. Ne ömrün gitti ha? Eskiden suyu bu yoldan taşırdım ben. Güğümle. Güğümler olurdu. Evet, evet. Böyle güğümü buramıza koyardı, şöyle taşırdım. Şimdi suyun gözüne gidiyor böyle bak. Ben oraya mı götürüyorum? He. Hadi bakalım. Gel bak. Sunay bu yolu, evleri orada gözüküyor arkadaşlar. Burada. Eskiden suyu oldu evimizde. Cafer'le Tarçın da bize eşlik ediyorlar. İşte evimizde suyu oldu. Hep bu yoldan taşıdık. Evet. Çamur buramıza girerdi, yağmur yağıyor. Bu zaman buralar çok çamur oluyor. Evet, çok çamur. Yine oluyor ya. Yine oluyor ya. Oluyor değil mi? He, su taşısak oluyor yani. Burası patika yol. Evet, su taşıyordum işte buralarda. Bir düğüm alsan doldurduk ya orada. Aklıma gelmedi ki. Bak. Su var evde ya, şimdi aklıma gelmiyor daha. Unuttum. Deliyen de vurdu, götürüldü. Götürüldü. Ne günlerim geçti bu çeşmede. Hakikaten şimdi hatırladım ben bu çeşmesini. Ya, görüyor musun? Gerçekten şimdi hatırladım. Elbiseleri hep bu çeşmede yıkardım arkadaşlar ben. Göreceksin şimdi çeşmesi. Evimde suyum yoktu. Eski bir binaydı benim evim. Evlenince. Tahta ev. Evet, tahta evdi. Su da yoktu evde. Ama ne güzel, sağlıklıydı değil mi? Evet. O günler. Batarsın işte. Dikkat. Ondan sonra burası o kadar kötü değildi önceden. Güzeldi şimdi yani. Şimdi bakmıyorlar işte. Şimdi herkesin, bakım yok. Herkesin evinde su olduğu için. Evet, bakım yok şimdi. Evet. Ben şöyle geçeyim ben işte. Geç bakayım. Ben evet. Geçebiliyor musun evde? Sen gelme abla. Valla çok kötü olmuş. Ben gelmeyeli hakasını. Vallahi gelmedim bak. Çok sağ. Buralar böyle değildi o zaman. Bak hep pislik yığmışlar buralar, çöp. Evet. Çöp fındık, yığmışlar. Fındık çubuğusu yığmışlar. Evet, burası böyle değildi. Buraya geliyorduk, yemin ederim. Akıyor mu şimdi, burada su var mı Sunay? Var var, su olmaz mı? Bu suyumuz da çok güzeldi bizim, bak suyumuza bak. Oo. Bak suya eski bak. Eski suyumuz, eskiden hep buradan içerdik. Böyle üstlerden örtüyordu buranın önce de. Suya bak. Kimse kullanmıyor. Ha, şimdi su karışmış diyorlar. Gözüne değil ama bilmiyorum. Burada çamaşır yıkama yerlerimiz vardı bizim. Evet. Bir ilana koyardık çamaşırları. Omuzumuza vururduk. Böyle çarpa vururduk. Yıkardık çamaşırları. Değil mi? Islardık deterjana. Evde yıkıyorduk bir kaynar evet. Suyla, sıcak suyla. Evet. Biraz da bekletirdik öyle değil mi? Ha, burada duruluyordu. Ama bu var ya, çamaşırları da aynı. Gerçek bembeyaz çıkardı. Bembeyaz oldu. İşte buralar hep böyle çok pis etmiş, değişmiş yani. Çok güzel ama Sunay ya. Evet, suyumuz çok güzel. Buranın suyu da aynı camı suyanın suyu gibidir. Bu milli yerlerin suyu gibi. Babamların yerinin suyu gibi. Yazın soğuk oluyor, kışın sıcak oluyor bu su. Evet. Evet, bu suyumuz çok güzel. Vay be. Aslında siz bu suyu o zaman burada kutu evinize gösteriz gitmiyordu mu? Anam sağda hep eşti bu. Böyle eşik ile bellüdü. Evet. Sağda eşliydi. Burada kava havaçları vardı o zaman komşunun. Havaçlar yıkılınca bıraktı sağdı. Anladım. Ha. Daha kimse de dınmadı. Evet. Bu su böyle bizim, bir de o, işte, o kadar komşunun suları işte. Onlar o Şükriye bunu da buradan alıyordu. Ha. Şükriye bunu da buradan yukarı götürüyordu suyu böyle. Ne aziyette. Yani evde su yoktu önceden. Evde bayağı yukarıda. Tabii evi bayağı yukarıda diye daha ileride. Evet. Yani ben yine biz ahuru gidiyor böyle ama sohmetli oluyordu yine işte. Yani bu suyumuz çok güzel su esas. Bakma. Değerini biliyor. Ama soğuk aynı camı suyunun dahi su gibi. Bizim bahçede su gibi. Ayağımdan dolayı geçemiyorum. Ama gelmesen yine batarsın. Evet. Buralar çok kötü olmuş. Hani sel de geldi ya geçende. Evet, yağmur yağdığında. Yağmurda. Ama bu çirpi buraya doldum yine hata yapmışlar. İşte. Evet, sahipsiz olduğu evet, için. Evet, sahipsiz. Sahipsizlikten dolayı aslında. Ama bahçelerinin güzelliğine bak, temizliğine evet, bak işte. Bahçeyi temizlemişler, buraya yığmışlar. Biraz daha yukarı koysalar daha güzel olur. Şu yukarı koysalardı çok güzel olacaktı bahçeli. Hem gübre olurdu fındığın evet. Dibinde çürürdü. He.
İşte böyle arkadaşlar. Sunay dedi ki gel abla seni gezmeye götüreyim. Dudu'yla oturduk biraz muhabbet ettik. Ama kaç senem geçti yani burada düşün. Sen de bayağıdan gelmedin buraya değil mi? Gelmedim. Evet. Geldim desem yalanım şimdi. Ama bu çeşme bayağı bir zaman. Ha ben buraya evlenmeden önce de bu benim görümcelerim hep evlen kaçmış kocaya kaçmış evlenme hani Eylül'den değil de kaçmışlar hep. Ben eşim demiş ki evde küçük bacım da kaçarsa demiş bu çeşmeyi yıkacağım ben demiş. Balyozla yıkacağım demiş. O evde görümcem de kaçmadı kocaya evde hala duruyor. Çoşmadan yıkılmadı. Gerçekten ben de senden bunu ilk kez duydum Sunay. Gerçekten öyle işte vallahi. Gerçekten ilk kez duydum Sunay senden ben bunu. Zaten öyle demiş. Evde görüm bacım da kaçarsa demiş. Üç tane bacım kaçtı bu çoşmadan demiş. Evde dördüncü de kaçarsa yıkacağım bu çoşmayı demiş. Öyle işte abla. Ben bir oraya gelmeye çalışacağım ama Sunay. Abla şöyle gelmek istersen şöyle geleceksin aşağıda. Burası çok bataklık ama. Şöyle çalan üstünden ağrım geleceksin. Ha. Ama düşme. Bura çok güzeldi. Hep burada sel kum götürmüş bak. Yani toprak mı? Bir elimi yıkayacağım usulü suna. Ha gel. Gerçekten çok güzeldi bu suyumuz. Heh geçtim ya. Buraya kadar geçtim. Havina çok çamaşır yıkadı o. Çocuk bez yıkadı. Hazır bez neredeydi? Değil mi? Ha. Hazır bez nerede? Aç bakayım şu suyu. Açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Öyle diyeceğim mi? Ha. Oo. Nasıl? Bu hayvanların otlanırsa içenler hayvanlar sürüyor. Kafanıza dikkat edin, tel var. Biliyorum, tel şey teli değil insan. Bu bakma tel değil. Çok güzel. Çok güzel. Buz gibi su, buz gibi. İşte bu suyumuz böyle. Biz burada işte hep kaç sene. De annem, mafak, eden o eski, o yeni yapılan adı işte yani. Evet. Kaç sene olduğunu evet. Bilmiyorum ama bayağı da oldu yani. 20 sene olmuş. Ama şu hikayeni de ilk kez dinledim ha. Ne? İnan ki. Hani görümceleri hep su almaya evet. Gelirken kaçmış ya. Evet evet. Küçük vallahi doğru söylüyorum yalan eşi değil. Eşi de demiş ki eniştem de. Bu evdeki küçük de kaçarsa o çeşmenin yanına o çeşmeyi balyoz alıp elime yıkacağım demiş. Uğursuz geldi bu çocuğu oraya dedi. Yani kızmış kızlara. Evet, Eylül'e gitmediler adam. Buradan kaçtılar diye. Evet. Önceden de öyle vardı. Kızlar isteyince vermedikler zaman kızlar sen da güvene kaçmışlar işte. Ne yapacaksın? Aynen. Sevmişler, kaçmışlar. Sadık da işte ben gurbete gidince kaçtılar hep diye. He. Evde he demiş, bacım da kaçarsa demiş, bu çözümü yıkacağım demiş. Ama o kaçmadı değil mi? O da kaçmadı, daha duruyor evde belki. Evet. Evlenmeyi istemiyor. Biz de buradan geçtik böyle arkadaşlar. He, geçti. Ben alışkın olduğum için nasıl geçeceğim bak görüyor musun ama? Aynen. Kısmı oturalım aşağıya. Sen ileride oturuyorsun. İleride mi oturalım? Buraya mı oturacağım? Güzel ama çok güzel bak. Evet güzel. Adamların bahçesi tertemiz. Gerçek bu insanlar bahçeye çok önem evet. Veriyorlar. Evet. Bakıyorlar mı pislikler de çeşmenin yanına yığmışlar. İşte yığmaya yer yok. Nereye koydu? Oraya koymuşlar. Selmel gelince tıkıyor işte. Evet. Ha kaplan tıkıyor. Böyle işte buranın hikayesi bu abla. Yani. Nurcan evet. Daha hala kaçacak hocaya. Nurcan kaçmamış. Kaçmadı. Otursun ya çok oturalım. Görün canım da iyidir. Oturalım acık bacım ya. Şey yapmam yani. Aman işleri yaptık yaptık ha. Yaptık. İşler bitmiyor arkadaşlar gerçekten. Bitmiyor. Ne yapacaksın? Şimdi Sunay'da bugün mola verdim. Sunay'ın çanağı bozulmuş işte televizyonu çekmemiş ya eşim onu yaptı. Televizyonu yaptılar Sunay'la beraber televizyon çekiyor. Ondan sonra yemeği de yedik, çayı da içtik o arada. Sizlerle de paylaştım zaten arkadaşlar. Bana dedi ki abla dedi. Ben dedi yaprak haşladım dedi. İş de yaptım. Acı dolma saracağım dedi. Dedim sen bana boşuna yemek yedirmemişsin dedim. Ben şimdi bir toparlandım şöyle. Onu enişten dedin hem ben. Biz yemek yemeye geldik. Dolma sarmaya gelmedik. Ben karnımı doyurmaya geldim. Sen çağırdın. Ben geldim dedim. Ben dolma sarmaya hiç gelmedim. Sunay dedim buna. Hem sarcı hem yiyici. Ondan sonra tabii ki espri ettim. Ha, espri. Yaptım. Estağfurullah. Tabii ki sararız. O da dedi ki şimdi abla da geldi de üstüne hem bir ağırlık çöktü. Gel şöyle seni bir götüreyim oraya doğru. Allah razı ol vallahi. Ben de çocukluğumdan biliyorum. Çünkü Hidirellezler'de eskiden devlet yoluna böyle gidilirdi. Evet. Yol vardı burada. Ha biliyorum. Bunu biliyorum Sunay. Ha.
Hidrellezler'de bayramların ikinci günlerde bunlara toplanırdık biz arkadaşlar. Bu Sunay yok da. Ben yoktum. Sunay burada evli yok değil yani. Hiç Sunay'ı isteme falan hiçbir şey yok. Rahmetlik Esma Bum, kayınvalidesi tencere tencere yemekler yapardı. Hele o ayranlı çorbası var ya, naneli. Çok güzel oldu. Ya doyamazsın yemeğe. Yemin billah. Pancar dolması. Tabak tabak. O pancar dolması. Koca tencerelerde. Gerçek güzel oldu yemekler. Köyün kızları, gençleri hep buraya toplanırdı. Ne bileyim ben, burası neydi yani o zamanlar? Biz de nereye gidiyorsunuz? İşte kızlar vardı ya. Nereye gidiyorsunuz? Gelinler de vardı. Evet, kızlar var, gelinler var. İşte nereye gidiyoruz bugün? Bayramın ikinci gün. Hidrellez gün. Bayramların ikinci günleri. Hani Kurban Bayramı olsun, Ramazan Bayramı olsun, özel günler olsun. Nereye gidiyoruz? İbillere gidiyoruz. Bunların da lakabı İbiller derler bunlara. İbiller derler bize. Evet, eşinin babası gillere İbiller derler. Nereye toplanıyoruz bugün? İbillere. Bunun da yengesi var, Şaziye. O bize çalar böyle tabağın sırtında. Elimize tabak falan dalmadı. Ama onu Şaziye ablaya bir gün rica edeceğim inşallah. O çalardı böyle. Biz kızlar koca gün, koca gün çalar söylerdi elinde defle, tabakla işte. Biz de koca gün burada bunlarda oynardık. O zaman bu ev değildi. Eski evleri vardı. Eski yapı çok iyi insanlardı gerçekten. Bizim kızımız da onlara gelin oldu sonradan. Sonradan tabii ki herkes İstanbul'dan göç oldu. Anam gidip geliyordu ya o evet. Zaman merak etme sağda. Evet. Güzeldi, çok güzeldi. Yakışıklı demiş, sapsarı demiş. Kızımı vereceğim ona demiş. Tabii ki Sunay da küçük ama. Ne bileyim, erkek büyük olsun ne olacak, 10 yaş aralarında fark etmez. Onlar yeter ki. Eniştem de gerçekten çok iyi bir insandır arkadaşlar. Ondan sonra Allah razı olsun. Hiç bize yüzüne eğmez yani, gelir gideriz yanına. Estağfurullah. Onlar bize gelirler. Yeri geldiğinde birbirimize tabii ki espri de yaparız. Yeri geldiğinde yani seviyeli, seviyemizi de asla aşmayız. Ondan sonra böyle işte arkadaşlar ya. Ben evlenen kaç sene oldu biliyor musun? Kaç sene oldu? 30 sene oldu. 31 ya. Sene olacak. 31 sene olacak. Evet, 31 sene olacak. Biliyorum, bilmez miyim gülüm? Biliyorum. Nasıl bilmem? Ne günler? Ondan sonra Oktay'dan sen aşkın, ben Oktay'ım sen aşkından 2 ay büyük. Ay büyüklüğü var. Evet. Aynı bir senenin çocuğu var. Ay büyüklüğü var, evet. Evet, ben hediye alamamıştım bunun çocuğuna. Hiç unutmam arkadaşlar. Oktay'a ben pontul örmüştüm. Elimde örgüyle beceririm öyle şeyleri. Ta kızlık uğraşırdım. İşte kazak ördüm, böyle bluz ördüm. Pontul ördüm ama hiç giydirmedim. Hediye de alamadım. Hani bazıları yoktu diye vuruyor ya bana. Ama şimdi alabilirsin hediye. Şimdi başım gözüm üstüne. Şey, düğününde takarız hediyelerini. Gerçekten arkadaşlar, yani annem babam var ama onların da kayınvalidem de var, kaynatam da var. Ama herkes kendisi anca tırnaklarıyla, herkes çalışıyor, kendini geçiriyor. Ama bu kadar böyle insan varlık görmüyor. Evet, yokluk hepimiz yaşadık. Ben de o ördüklerimi, giydirmediklerimi giydirmedim ama hiç. Sunay'ımın çocuğuna getirdim. Şimdi yeğenim oldu ya, Sunay'ım benden, Oktay'ımdan 2 ay sonra doğdu. Esma bunları giydirmemiş. O demiş, o giyilmişlere getirmişti buraya demiş. Sunay'ım onu bana de seneler sonra söyledi mesela. Annem abla, öyleydi. Esma abim çok kibar bir kadındı ama gerçekten de ben onları yeni ipten örmüştüm. Ondan sonra bir de el emeği giydirmemiş. Biri ben, daha hediye getti bana böyle. Takım getti. Onu da giydirmedi. Bak. Giydirmedi. Biraz pipirikli bir kadın. Evet, evet. Biraz şeyliydi evet. Yani. Ondan sonra demek istediğim yani biz de ne yokluklardan biri geldik arkadaşlar. Yoktu, yoktu, yoktu diyorlar ya hani. Kimse de varlık içinde doğmadı ki. Bizim de anamız babamız yani Sabancı'nın bir akrabası değildi, affedersiniz, kusurumuza bakmayın. Yani hep yokluklardan geldik. Herkes almış eline bir çekiş, taş da değil, çekici almış. Vur lan vur, vuruyorlar mela, buldurar mela sessiz yine. Vursunlar, canları sağ olsun. Yeter ki onların kafasına bir şey vurulmasın. Şimdi bir şey vurulursa kafasını hep kaybederler havuzayı. Benden daha çok uğraşırlar. Ondan sonra böyle işte arkadaşlar ya. Sunay da beni gezdirmeye getir. Şimdi Sunay'ın dolması da var sarılacağım. Evet, burada serin serin de oturduk böyle, ne güzel. Mis gibi de hava, evet. Yeşilliğin içinde. Gel gidelim mi? Gidelim. Haberimizin önüne gidelim. Bu dolmayı sarmayınca sen beni göndermezsin. Yok, göndermeyeceğim. Hiç niyeti neydi? Yok. Niyetim iyi olmaz benim. Bazı yolu bazı kötü olur. Yürü, kalk bağlamadı. Hadi.
Ya eski günümü de aklıma getirdin bak. Ama benim o benim onlar güzel oldu da. Ben o nereden aklıma geldi şimdi? O Esma babamın öyle hani giydirmemesi. Gerçekten şu an aklıma geldi işte. Aynen çok şeydi titizdi temiz şeyinde. Emircan ya. Nereye gidin oğlum? Bir tencereydin. Gelinime 10 defa yaptım biliyor musun? Gerçekten bir tencereyi gelinin bir tanesine. Bir gelinin bir tanesine. Neyse. Yıka kızım tencere. Kadın yıkarmış. Bir daha yıka. Ana yıkadım hadi. Ana yıkadım dermiş gelin. Gelin dermiş. Ana yıkadım ha. Yok kızım dermiş. Bir daha yıka bakayım onu. Esma bu öyle kadın. Çok titiz. Nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Çok da ekmeklerini yedik. Yani evet. Gerçekten. Emircan oraya basma oğlum. Ayağın tel bakar. Elin çellerine basma. Basma oğlum. Ayağın tel bakar. Öyle işte böyle günlerimiz geçti. Evet. Ama güzel günlerdi yine evet, de. Güzeldi. Çok şükür. Allah. Güzeldi. Yokluk vardı ama ağız tadıyla yemek de vardı. Evet. Lezzetli yiyorduk. Yani kulak rahatlığı vardı. Yine var. Çok şükür. Çok şükür ya. Allah'ımıza tabii ki şükürler olsun. Ondan sonra bak fındık kalmışsın ayağına. Hani? Ana olur. Hamdi dayı bırakmış burada fındık bana. Dedi. Bırak Hamdi dayı mı? He. Bunlar da iyi insanlar ya. Küçük Allah razı olsun. Allah razı olsun. Köyümüzün insanları da iyi. Köyümüz de çok güzel. Yaşamaya değer. Doğa çok güzel arkadaşlar. İnsan şuraya din çıksa bir kuru ekmek al seline. Evinde canı sıkılsa çık bahçe. Elin bir parça kuru ekmek al. Yanına da bir şaşal su al. Oturursun. Bir arkadaşına muhabbetini yaparsın. Ne bileyim ben. Emircan, başak yap buralarda başak. Bak fındık var oğlum bunlarda. Ha fındık bir şey yerlere başak yap. Ay, kendin tele sürme oğlum. Kendin tele sürme. Ellere bacağım başak al. Kamya. Bu da Nurcan'ın kedisi. Gezdik geldik. Şimdi olmayı sarmaya başladık arkadaşlar. Dedim yardımım olsun Hadeciğim dedim. Ben sarmadan nasıl giderim? Yerim içerim burada karnımı doyurur mu dedim. Seni nasıl işsiz böyle bırakırım sahipsiz dedim buna. Elim el, vicdanım el vermez dedim. Niye? Ne oldu? Ne oldu ya? Ne bu dolmanın büyüklüğü? Gerçekten ben başladım arkadaşlar. Kendisi yeni oturdu. Bu dolmalar büyük mü? Şurayı görsen şu dolmaları. Ama ekranı. Bak yaprakları ne zaman büyük? Bak bak. Aha benim elimde yaprağım küçük. Aha. Biliyorsun benim küçük dolma sevdiğimi. Aha küçük işte gülüm küçük. Bak sen öyle deyince küçük sardım bak. Bunları hepsini ben sardım arkadaşlar. Yalan yalan ben sardım, ben sardım ben sardım arkadaşlar. Sen de yalancı çıkarttın ne de. Helal olsun size. Sardım yalancı çıktı. Yok yok şaka gel. Dolmaları güzel bir evet. Küçük sardım. Küçük. Enişem de fındık kapsülü ayıklamaya başladı. Ben de. Sen ne yapıyorsun Sadık burada? Enişte bırak bırak. Paduza ver. Paduza bırak. Yorma kendin. Ben de önde yapayım. Ellerimizi güzelce yıkadık eve geleceğine. Helal oldu. El yıkanmayacak. Sarma sarılmaz. Şöyle. Gerçekten yaprak da çok güzel. Bir incecik de. Evet. Yarısı annemin yaprağından. Evet. Yarısı ben kendi yaprağımdan buradan topladım. Evet. Evet. Fındık fındık. Oh. Fındık mındık. Çok güzel. Eskiden mındık derler. Konuşamaydı. Değil mi? Ha. Ana ben kaşık yatırmadım ya. Ben elimle koyuyorum. Ben böyle daha çok seviyorum ya. Çabuk yapayım böyle daha. Ya, illa ben sen gelecektin şeyim yiyordu bugün. He. Yaprağı ben çabladım. Dün topladıydım ben zaten fındık toplarken de yaprağı. Sen şimdi çanak ayarlanacak değil mi? He, ben eniştem dedim çanak ayarlandım. Ben de sarma saralım dedi. Onun yanı sıra da ben de geldim. He. Yemek de hazır değil mi? Dayanamadık. Hem yiyecek hem sarıyor. He. Dolma yiyecek de üzüm sarması yemedi. Pancar sarması yedi. Nasip olursa bunun da yeriz. Herhalde. Nasipten hazır hiçbir şey yok. İnşallah. Nasip'e kısmete çok inanırım ben. Sarayım da yürütme beraber. Şöyle dolaştıralım işte yaprağımızı. İsraf etmeyeyim dedim oya. Evet. Yaprağımızı dolaştıralım diye hani saralım diye yani. Öyle derler daha dolaştıralım derler daha. Biraz köy koşuya konuşması yapıyorum eski usulü. Şimdi ben diyeyim ya Allah razı olsun diye. He. Yani bizim şivemiz bu. Evet.
Arkadaşlar yani bizim köyde herkes böyle konuşur. Ya bir şey yap verdi mi, bir şey aldı mı? Allah razı olsun. Birbirine yani yardım etti mi? Allah razı olun derler. He. Sağ olun derler. Bizim şivemiz bu yani. Evet. Ben şimdi birine yardım etmeye gitsem Allah senden razı olsun derler yani. He. Biz de böyle. Bana öyle yazan var da hani olsun diye şivemize hani konuşma tarzımız öyle. Şimdi dışarıdan biri gelse bana burada sarma sarsa Allah senden razı olsun derim. Öyle kolun ağrımasın sen derim. Sen benim demek istediğimi anlamadın bugün benim. Anladın mı sen? Allah razı olsun, razı olun diyoruz ya. Yani. Allah diyemedim yine. Neyse hadi annen arkadaşı razı anladın. Olsun mu demiştin? Annen arkadaşı anladı onu. He. Ben diyemedim. Ya insan değişti şeyi de değişik oluyor. Şivemiz böyle. He. Ondan sonra sen konuşmana ben konuşmam bir mi? Değil. İşte yani dil dolaşması şey oluyor. Şivemiz biraz dilimiz öyle alışmış. Ne yapalım? Razı ol mu demişim, razı olsun mu demişim. Ha, razı olun diyorum ya, razı olun. Razı olun. Ha, olun yani. Ondan razı şey olsun diyeceğim şimdi yani. Allah razı olsun. Şimdi söyleyebildim. Becerdim yani. Olsun, insan dil şeyli o. Alıştı. Yani aynen, bilmemezlik değil yani. Öyle öğrenmişiz, bize öyle aşılanmış. Bildiğimizi biz yani. Eskiden anne mi diyordu, anne demiyordu analarımız. Şey, ana derdi. Ana. Babaannemize işte nine, babaanne öyle. Halalarımıza teyze diyor. Şimdi, kocana sen diyordu, kocana. Kocana diyordu. Babaanneye kocana diyordu. Babaannelere kocana diyordu. Eskiden konuşma nasılsa öyle onu götürüyor yani. Aynen. Değişen bir şey yok. Eski nasıl? Konuşma da daha güzel ya. Anne diyor. Anne demek de hiç içten gelmiyor. Ama ana. Ana der de mi? Ta içeriden gel. İnsan ana dediği yerinde. Zaman bunun dilersiz. 10 numara diyorsun aslında. 10 numara. Gerçi öyle bak. Ben hiç anne diyesim gelmiyor. Ana diyesim var. Devamlı ana. Yani ana da içten geliyor ya. Ana içten geliyor. Evet. Anne şey kibarı. Kibar konuşma o anne demek. Herkesin dil şeysi, konuşma şeysi. Rabbime şükürler olsun. Bugün de böyle günümüz geçti. Yani. Bugün Sunay'ın yanında öğlene Sunay, kadar evdeydik. Sunay mola verdiğinden dolayı Sunay'ın evet. Yanında günümüz geçti. Aynen beraber. Bugün de böyle günümüz geçti arkadaşlar. Ama yarın çalışma devam. Yarın bizde de devam Sunay'ım. Yarın bizde de devam. Evet. Çalışma devam yarın. Aynen. Bugün mola verdim kendime, dinlenme molası. Bizim de az bir yerimiz vardı işte. Ben de indim, ben işten yardım ettim. Ya ben vardım. Bir ocağımız kaldıydı sen aradığında tam. Olsun ya. Kendiniz ya, Allah razı olsun. Sen işin de oldu. Benim işim oldu. Senin işin oldu. Evet. Yani. Böyle birbirimize sebeplaşıyoruz. Ya. Yaprak da kağıt gibi vallahi. Çok güzel, incecik. Çok güzel. Bunu hemen bir kaynat, al kenara, sobanın üstünde. Ha, öyle yapacağım. İçim nasıl olur? Güzel. Güzel olmuş. Sen sahte ne yaparsan güzel yaparsın Sunay. Yok, sen de güzel yapıyorsun. Evet. Herkes güzel yaparsın yani. Herkesin tarz şeysi. Güzel, herkes kendine göre güzel yapar yani. Evet. Ama bazı insanın el lezzeti değişik oluyor. Aynen. Biz anamıza çekmiş. Benim anacığım da çok güzel yapardı yemekleri. Anam derdi geldi. Anam derdi, kalk kızım derdi. Yemek hazırla sen derdi bana. He. Ben de erinceme şey dedim, ana dedim, sen yap derdi. Ama yemeği de tatlı olurdu ama. Anamın yemekleri çok gerçi. Tatlı. Sen yap derdi bana, o da yapardı da. Pırasayı kapardı arkadaşlar. Biz kapama deriz yani döşeme, pancar gibi. Aynı bahçeden sökerdi onu köklü yine ama katı süzünü yine yapardı de, onu. Süzünü de güzel. Süzmesini de ama onu çok güzel yapardı anacığımızı. Hani işte hasta oldu ya bir anam. Ben evet. Duruyordum ya başında. He. Bir kızım dedi anam başı. Ne var ana dedi. Gelen giden oraya dedi. Bir pirasan pileşledi dedi. Süz şuraya bir listi. Evet. Ah. O zaman da gelen oldu ama. Gelenleri de hiç yemeksiz göndermezdi yani evinden. Yapardı ben de. Evet. İstanbul'dayız. Ben buradaydım. Evet, senin emeğin çoktur gerçekten.
Anam da olsun, anam da olsun. Helal olsun. Çok yani, helal hoş olsun. Onlar da bizi büyüttü, bedir, yaşa getirdi. İyi ki işte hastaneye, Fasya hastaneye götürdüğümüzde işte beni dedi bırakma kızım dedi hastanede. He. İyi ki de bırakmamışım o gece biliyor musun? Gerçek, yüreğime dert olurdu yani. İyi ki de bırakmamışım yani. Sen de ineği falan vardı, çocuklarıyla küçüktü ya. Yani evet. Sıkıntı bir de büyüklü yandıydım yani, evet. Nereden olsa. Köy işi. Ama yine de iyi ki bırakmamışım yani annemle. Mekanları cennet olsun sonra ne yapalım? Çok hali vardı o zaman anneme. Evet. İlaç verdiler ya ama. Evet, nurlar içinde yatsın tüm ölmüşlerimiz. Keşke bu günlerimizi görseler de analarımız, babalarımız. Babam gördü de yine iyi kötü günlerimizi. Anacığızımız, evet. Anacığızımın gününde bizim de hani yokluk zamanlarımızdı. Biz de daha yeni yeni işlere girmiştik. Yeni yeni çalışıyordu. Evlatları büyüttük. Aynen. Gelin aldı. Ev aldı. Bu torunların evlenmesini evet. Görseydik keşke. Evet. Çok iyi olacaktı ama. Ama Rabbim nasip. Onu yine görmüştür öbür tarafın. Allah'ını yarabbim inşallah görmüştür. Sen kız evlendirdin. Ben gelin aldım temsili. Arkadaşlar biz sarmamızı sarmaya devam edeceğiz. Evet. Çünkü bayağı bir var, az değil. Sunay'ı da yalnız bırakmayayım, sarayım sarmasını, eve öyle gideceğim. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ablama destek verin. Beğenilerini yapın. Evet, bana desteklerinizi verin, evet. Beğenilerinizi yapın. Güzel yorumlarınızı yazın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesimin gittiği her yere selam olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Canlarım benim.